Herkese merhabalar. Bugün nefis yemek tariflerinden Şef Zeytin olarak tanıdığımız Oylum Sunan'la birlikteyiz. Hoş geldin Oylum. Hoş bulduk. Merhaba. Oylum, nefis yemek tariflerinde düzenlenen Mutfağın Sultanları yarışması kazananlarından. Tebrik ediyoruz seni öncelikle. Çok teşekkür ederim. Bugün bize ne pişireceksin? Bugün size tereyağıyla hazırladığım çok nefis bir bulgur pilavı tarifim var. Aynı zamanda etli, domatesli, davet sofralarınıza da çok yakışacağını düşündüğüm çok güzel bir pilav. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. O zaman beklemeyelim. Evet, başlayalım. Hadi başlayalım. Mutfak sana emanet Oylum. Tamamdır. İlk olarak pilavımızın malzemelerini kavurarak yemeğimizin yapımına başlıyoruz. Öncelikle 4 kaşık tereyağı tencereye alıp eritiyoruz. Yağ eriyip hafifçe kızdıktan sonra bir adet yemeklik doğradığımız soğanı da tencereye alıp birkaç dakika birlikte kavuruyoruz. Ardından biber salçası, domates salçası ve domates sosunu da ilave ederek birkaç dakikada onlarla birlikte kavurmaya devam ediyoruz. Son olarak da bulguru da tencereye alıyoruz. 5 dakika kadar da bulgurla beraber kavuruyoruz. Ve tuzunu, karabiberini, nohutlarını da ekliyoruz. Nohutlarla birlikte bulguru güzelce harmanladıktan sonra ocaktan alıyoruz. Bulgurumuz kavruldu. Şimdi artık tüm malzemeleri fırın kabına aktarıyoruz. Geri kalan pişme işlemini fırında devam edeceğiz. Bulguru artık fırın kabımıza aldık. Şimdi üzerine etlerini, kekiğini ve et suyunu ilave ederek fırına vereceğiz. Bu arada ben fırını önceden 100 dereceye ısıtıyorum. Pilavı fırına sürdükten sonra sıcaklığı 140-150 derece civarlarına çıkartarak pişirmeye devam edeceğiz. Daha güzel görünmesi için etleri üst kısmına diziyorum. Bulgurun içine tencerede karıştırmıyorum. Bu yemek için kullandığımız 500 gram dana kuşbaşı etini yapımına başlamadan önce yaklaşık 1,5 saat kadar haşlıyorum. Haşlamış olarak kullanıyoruz. Son olarak üzerine bir tatlı kaşığı kadar kekik serpiyorum. Güzel bir lezzet veriyor. Et suyunu koyuyorum. Su bardağı bulgura, 2,5 su bardağı et suyu kullanıyorum. İçerisinde domates sosu da olduğu için yeterli olacaktır. Artık pilavımız hazır. Son olarak fırında pişme işlemini gerçekleştireceğiz ve ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. Pilavımız fırında suyunu çekene kadar ve bulgur taneleri yumuşayana kadar güzel bir şekilde pişti. Üzerine biraz maydanoz serperek servise hazırlayabilirsiniz. Oylum'u mutfağın sultanı yapan nefis tereyağlı pilavı hazır. Ellerine sağlık, çok güzel kokuyor. Afiyet olsun. Mutfağın sultanı taçsız olmaz. Hemen tacımızı da verelim. Başarılın, devamını dileriz. Çok teşekkür ediyorum. Mutfağınızda bana yer verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Yine bekleriz. Asıl biz teşekkür ederiz. Buraya kadar geldin. Eğer Oylum'un pilavını siz de beğendiyseniz yorumlardan lütfen bize yazın. Henüz kanalımıza abone olmamışsanız kanalımıza abone olun. Zili tıklayın. Ve bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.